Şimdi güzel kardeşlerim, iki videoda köklerimizi hallettik. Yani öSYM'nin soracağı yer, soru bankalarının soracağı yer diye de ayırdık. Şimdi kıymetli kardeşlerim, gelelim eklere. Ulan ekler deyince ilaç bespri yapacağım. <laughs> Canım ekler çekti. <laughs> ya İstanbul'da Ümraniye'de dersteyim. Buradan da Ümraniye. Gökhan kardeşime selamlar olsun. Neyse Ümraniye'de dersteyim baba. İlahiyat sınıfı. Sınıf komple ilahiyat. İki tane erkek var. Biri Musa, biri Ali. <laughs> Çocuklar doğuştan ilahiyatçı olarak doğmuş zaten. <laughs> Neyse. Ya ekler dedim. Kızım bir dedi hocam benim canım ekler çekti. Ha, sus dedim manyak mısın? Öyle espri yapma. Hocam ben hamileyim dedi. O canım çekti lan. Hamileymiş kız 6 aylık. Bir de hani çarşaf giyinince hani bol kesim giyiniyorlar ya e, ilahiyatçı kardeşlerimizin bazıları. Ben de anlamadım. Çarşaf bir geldi. Aha hocam hamileyim 6 aylık dedi. Senin Allah belanı vermesin dedim. dedim. Ver, verdim parayı. Dedim sınıfa dedim git dedim şey yap. Musa dedim şey yap işte ekler al. Neyse kız dedi ki bana dedi ayrı bir kilo alsın ben dedi bir kilo tek başıma yerim iyi dedim al. Neyse döndük. <laughs> Şimdi masrafa girdim ya oğlum ekleri kilosu olmuş 200 lira lan manyak mısınız siz? Neyse aldık falan. En son şey dedim sınıfa. Lan dedim başka hamile var mı dedim ona göre dedim başlık atacağım dedim. Musa çıktı yok hocam dedi. Lan sen niye cevap veriyorsun? Sınıfta o kadar kız var cevap veren tek erkek. Manyak. Deli bozuk. Şimdi böyle bir anım vardı anlatmak istedim. <laughs> Şimdi iyi değiliz. Bugün hiç iyi değiliz. Gerçekten video çekerken buharlaşıyor artık. Şimdi eklerde durum ne? Babalar ekleri ÖSYM e nasıl soruyor? Onları size tek 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 anlatacağım. Ama... Önce bizim nelerimiz var? Bakın eklerden belki gelir belki gelmez karma dilbikse sorabilir. Anlatacağım ama bir eklerimizi tanıyalım. Bizde ekler ikiye ayrılır. Bir çekim eklerimiz var güzel kardeşlerim. Bir de neyimiz var hemen yazıyorum. Yapım ekleri. Şimdi yapım eklerinde neler var hemen yazıyorum şuraya. İsimden isim yapım eki hemen yazıyorum. İki isimden fiil yapım eki 3 fiilden isim yapım eki 4 fiilden fiil yapım eki. Ben bu dört tane yapım ekini size anlatacağım. Hem de kısa yoldan anlatacağım. Bunlara tek tek 50'şer -50 tane örnek vermeye gerek yok. Adamı sıkma bunu bunaltma. Bu dursun kenarda. Peki çekim eklerinde durum ne? Kardeşlerim çekim ekleri dediğimiz şey kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Bir, isimlere gelen isim çekim eklerimiz var. Bir de fiillere gelen fiil çekim eklerimiz var. Şimdi Aker hocam önce başlamadan bana çekim ekiyle yapım ekinin farkını bir anlatsan hocam kurban olayım anlatayım kardeşim bak. Yapım eki sözcüğe gelerek sözcüğü değiştirir. Ama çekim eki sözcüğe geldiğinde sözcüğü değiştirmez. Mesela bak. Ee, nasıl diyeyim sana? Silgi. Bunun kökü nedir? Silmek. Silmekten ne olmuş silgi? Silmek dediğim şey şu değil mi? Karıştırdım benim. Bak kurban silmek şu değil mi? Silgi dediğim şey şu değil mi? Bak değişti. Silmek silgi. Kelimeyi değiştiriyorsa o gelen gi eki ne eki o zaman? Sözcüğü değiştirene yapım eki deriz. Sözcüğü değiştirmeyene çekim eki deriz. Peki çekim ekleri ne? Hocam isme gelenler var, fiile gelenler var. Şimdi isme gelen çekim ekleri yazıyorum şimdi. Bir, hal yani durum ekleri. Kardeşlerim sakın korkmayın. Bunlar bizim hayatımızın ta kendisi. Hal durum eki nedir? Buraya nereden geliyorsun? Evden ayrılma haldesin. Geldiğin yer. Neredesin? Evde bulunduğun yer. Nereye gidiyorsun? Eve. Yöneldiğin yer. Yani durumun. Devam ediyorum. Hem de ekleri tanıtıyorum şu anda. 2. Çoğul eklerimiz var. Çoğul ekleri nelerdi kardeşlerim? Lerler. Kitaplar, kalemler, defterler, silgiler. Devam ediyorum. 3. Tamlama ekleri. Tamlama eklerimiz var. Tamlama ekledim. Kapının kolu. Oğlum, yıllardır bildiğimiz tamlamada önüne gidiyorum. Kapının kolu derken ın. Tamlayan eki mesela. Devam ediyorum kardeşlerim. Diğer ekimiz hemen yazıyorum. İyelik ekleri. İyelik ekleri neler? Kardeşlerim hayatta sahip olduğunuz şeyler vardır. Kalemim, kağıdım, saatim, pantolonum, ayakkabım, saçım, kaşım. İşte bunlar iyelik eki. Mesela diyorsunuz aşkım, bebeğim, pıtışkom, kurt bakışlam. İşte onlar ne? İyelik eki. Devam ediyorum. Vasıta ekimiz var vasıta eki ise mesela buraya neyle geldin? arabayla, trenle. Oradaki ile araç anlamı kattığında vasıta eki olmuş oluyor. Devam ediyorum kardeşlerim yine. Eşitlik eki. Eşitlik eki de c'ca, bence, sence, boyca, yaşça. O zaman neymiş? Halekleri, ekleri, çoğul eki, tamlama, iyilik, vasıta, eşitlik. Bu arada bazı videolarda tam şuraya ek eylemi de yazıyorlar. Ek eylemi buraya da yazıyor. Buraya da yazıyor. Ek eylemi ben burada eklerde anlatmam. Ek eylemi nerede anlatırım ben? Gider fiillerde anlatırım. Her yerde yoğurt işi farklıdır. Hocam kitapta var ek eylem niye burada yok demeyin bana. Ek eylemi ben fiillerde anlatıyorum. Ek eylem başka bir başlık. Eklere dahil edemez çünkü ek eylem bir ek ama isme de fiile geliyor. Da ek eylemi direkt ben fiillerde anlatıyorum. Anlaştık mı? O yüzden buraya dahil etmiyorum. Peki hocam isme gelen çekim ekleri bunlar. Peki fiile gelenler neler? Bak şimdi. Fiile gelen bir kip eklerimiz var. Kip ne demek kardeşlerim benim? Zaman ekleri demek. Hemen yazıyorum. Bir de neyimiz var? Kişi yani şahıs eklerimiz var. Peki o zaman ben şöyle bir baktığımda bak tahtaya iyi bak. Fiil çekim ekleri. Kip ve kişi dışında kalan bütün ekler isme geliyor. Sadece bunlar fiile geliyor. Niye? Bak şimdi. Yürüyecek. Yürüyecek tim diyeyim. Yürüyecektim. Ya da dur tek basitli kullanayım. Şöyle kullanayım. Daha net olsun. Yürüyeceğim. Diyeyim. Tek zamanlı kullanayım. Bak şimdi. Hocam yürümek fiil mi? Bak şimdi. Yürümek fiil mi kardeşim? Fiil. Bak İnsanın yaptığı her türlü hareket, her türlü davranış fiildir. Fiil insanın hareketidir. O zaman bak şimdi yürümek fiil mi? Fiil. Yazıyorum bak. Fiil kökü. Sadece sana bak sadece sana ben bir tane burada bir not öğreteceğim. Bu notla sana ben bir soru yaptırırım. İyi dinle. Yürümek fiil yürüyeceğim derken ecek, acak, gelecek zaman ekidir. Yani burada ne var? Zaman eki. Yürüyeceğim. Kim yürüyecek? Ben. Bir de şahıs eki. Neden? Çünkü ortada bir eylem varsa bu eylemin bir yapılma zamanı vardır. Bir de bu eylemi yapan adam vardır. Bak. Mesela şu an ben ne yapıyorum abi? Anlatıyorum. Dur. Anlatmak fiil. Ne zaman anlatıyorum? Şimdi yor şimdiki zaman. E anlatıyorum kim? Ben. Fiile gelen zaman ve şahıs ekidir. Dolayısıyla kardeşlerim benim yapmamız gereken fiile sadece zaman ve şahıs eki geldiğini bilin. Geriye kalanlar neymiş? İsme gelir. Yazdı. Bir numaralı sözcükte haleki vardır. Yok. Niye? O isme gelir. Bir numaralı sözcükte Tamlama eki vardır. Yok. Niye? İsme gelir. Bir numaralı sözcükte vasıta eki vardır. Yok. Niye? İsme gelir. Bir numaralı sözcükte kip eki vardır. Evet. Fiile zaman eki gelir. Bir numaralı sözcükte şans eki vardır. Var. Niye? Fiile gelir. O zaman bu iki ek fiile gelir. Geriye kalanlar isme gelir. Tık. Yapıştır. Devam et. Dur. Peki hocam bizi daha çok zorlarsa bir bilgi daha verdi. O da kısa yolsun olsun lan hocam. Daha konuya başlamadan kısa yollar öğreniyor. Tamam. Dedim ki. Dur. Şimdi bunu isim zanneden olur videoda. Gelirler giderler dersem hocam gelir gider isim de olabilir derler. Dedim ki gitmişler. Şunu yuvarlak içine aldım. Sorumu soruyorum bekleyeceğim bir dakika. Yorumlara yaz. Lerlar ne e ki. Lerların ne eki olduğunu yazın aşağıya. Tahtayla baş başa bıraktım sizi. Lerların ne eki olduğunu yazın aşağıya. Yaz bekliyorum. 5 4 3 2 1 yazıyorum. <laughs> Şans eki. Neden? Gitmek fiil mi? Fiil. Peki Aker hocam fiile ne geliyordu? Zaman iki şans eki geliyordu. Her lerlar, babanın oğlu değil. Lerlar isme gelirse çoğul, fiile gelirse şans. Ben sana sadece burayı öğrettim. Bir soruyu cebine koydum bile. Al devam et. Bekle. Peki hocam eyvallah cansın ciğersin bir tanesi. Tamamdır. Peki tablomuzda görelim. O zaman bir daha al tablonu. İsme gelen eklerimiz var. Fiile gelen eklerimiz var. Bu tarafta yapım ekleri. Ben şimdi şurayı güzelce bir temizleyeceğim. İsim çekim eklerini işleyerek başlıyorum abi. Temizliyorum tablomu. Bu tablo yalt kavram haritasıdır bu bizim için. Hemen şöyle tahtamı temizledim. Ve bakalım ilk nereden başlayalım kardeşlerim? Şundan şöyle dursun. İlk başlayacağımız yer iyilik eklerimiz olsun. Şimdi şöyle başımı attım. İyelik ekleri. Şimdi iyelik eklerini biliyor musunuz kardeşlerim? Aitlik sahiplik bildiren eklerdir. Aitlik, sahiplik bildiren eklerdir. Dur. Peki hocam biz iyelik ekini nasıl kullanıyoruz hayatta? Bak bir tane kız vardı. Neydi o Instagram'da ya? Diyordu ya ömrüm kurt bakışlım, aslan yelesi saçlım, ormanımın kralı. Buraya koy kız. Ömrüm bu yolla ölmelerim. Kurt bakışlarında hayat buldu. İşte bu kızın söylediği her şeyde eki var. Niye? Aşkım, bebeğim, bir tanem yani ait olan şeyler. Kazağım, gömleğim, kalemim, saçım, başım, otum, bokum, aray bizim. Dolayısıyla iyi eki, aitlik saatlik bir derneklerdir. Dur! En çok neyle karışıyor? Bak iki örnek vereceğim sana. Geldim bir yere dedim ki Duygularım darmadan anlayamazsın. Ben de ki bu derdi yaşayamazsın. Hey. Dolayısıyla duygular... <laughs> Geldi şuraya. ya. <laughs> Ekran başında inşallah ben bunu yaparken odaya babanız girmez. <laughs> Şimdi dön. En çok neyle karışıyor? En çok karışan yer. Şimdi duygularım dediğimde. Bakın şurada da aynı ek var duygulandım dediğim zaman şurada da aynı ek var. Peki Aker hocam ben bunları birbirinden nasıl ayıracağım hocam? Şimdi birincisi ben Aker hoca'dan az önce şunu öğrendim. Duygularım dediğim zaman bu isim değil mi öğretmenim? Evet, isim. E duygulandım dediğim zaman e bu fiil değil mi öğretmenim? Evet, fiil. O zaman bu fiile geliyorsa zaman şahıs. E o zaman bu şahıs eki hocam. E isme gelene ben şahıs diyemem ki. Çünkü isme şahısla zaman eki gelmez. O zaman isme geliyorsa ne diyeceğim hocam ben buna? İyelik eki diyeceğim. Tamam. Ama bizler insanız. Unutabiliriz. Ulan zamanla şahıs nereye geliyordu be? Fiile geliyordu da. Emin değilim. O zaman şunu da yapabilirsin. Bak unuturuz insanlık hali. Zaman ve şahsdaki fiile diğerleri isme geliyor. Diyelim unuttuk. İnsanız ne yapacağız? Şunu kullanın kardeşlerim. Sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcüklerinden birini getirebiliyorsanız iyilik, getiremiyorsanız şahıstır. Bakalım. Benim duygularım diyebilir miyim? Evet, iyilik. Benim duygulandım diyebilir miyim? Diyemem. Şahıs. O zaman neymiş? Sözcüğün başına bunlardan biri gelebiliyorsa iyilik, bunlardan biri gelemiyorsa şahıs ekidir. O zaman örnek verelim. Bak, yürüyorum. Benim yürüyorum olmaz şahıs. Yürüdüğüm, yumuşak geyle, yürüdüğüm, benim yürüdüğüm iyilik. Yürüdüklerim, benim yürüdüklerim, iyilik. Şimdi bir örnek daha. Giydim, benim giydim olmaz şahıs. Giydiğim, benim giydiğim olur iyilik. Giydiklerim, benim giydiklerim olur iyilik. Sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların bunlardan biri gelebiliyorsa iyilik, gelemiyorsa şahıs. Dur. Şimdi kardeşlerim, Tamam hocam ben anladım. Ama bir diğer şahısları da yapalım değil mi? Benim duygularım, senin duyguların, onun duyguları, bizim duygularımız, sizin duygularınız, onların duyguları. Şimdi bak. Bak şimdi. Bekle. Peki hocam. İyi ekini anladım. Da bana şimdi bir örnek ver. Soruda nasıl gelebilir ben ona bakayım. Bak. Buraya bir şey yazıyorum bak. İyi bak yazılışını unutmuşsundur. Allah belanı vermesin senin. Unutmuşsundur yazılışını böyle yazılıyor. Bak unutan varsa. <laughs> kiminin çok kullandığı kimin ise yokluktan unuttu bir şey. Yokluk, açlık, fakirlik. Aşkım. <laughs> ya aşko yemin ediyorum. Vay acayip bugün aşk olsun. Dolayısıyla aşk Peki dur. <laughs> Peki hocam, ya bunu niye veriyorum? Komiklik olsun diye. Dolayısıyla bizim e, hayatta en çok kullandığımız şeydir. Allah da herkese gönlüne yakışan birini nasip eylesin. Peki hocam, Aker hocam, bize soru nasıl gelebilir? Adam karma yukarıya paragraf verecek ya, gelecek bize bunu dört numara diye verdi. Şimdi A şıkkına şöyle yazacak. Bak iyi dinle şimdi seçeneği. Dört numaralı sözcük... Birinci tekil şahıs iyeli keki almıştır. Şimdi herkes şuna bakacak bak. İyeli keki almıştır'a bakacak. Doğrudur diyecek. Ama burada ne diyorum ben? Dikkat et. Birinci tekil şahıs. Kimin aşkı? Benim aşkım. O zaman bu birinci tekil şahıs. Doğru. Anlaştık mı? Adam buraya eğer ikinci teki şahıs deseydi yanlış. Çünkü bu birinci tekil şahıs. Geldik Bursa. B seçeneği. Dört numaralı sözcük tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Bak tamlayanı düşmüş. Yıllardır en çok gördüğümüz şey. Şimdi iyilik eki alan sözcüğü gördün. Aşkımın yanında benim sözcüğü var mı? Yok. İyelik eki alan sözcüğün yanında benim, senin, onun yazmıyorsa iyilik eki alan her sözcük tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Yıllardır bu kadar basitti lan bu. Aşkım, bebeğim, bir tanem, Ayhan'ım, Meral'im, Merve'im, Gülizar'ım, Ayşem. Yanında benim sözcüğü var mı bunların? Yok. O zaman alayı tamlayın düşmüş. İsim tamlaması. İsim tamlaması sorusuna bile kullanırsın bunu. Devam. C. Biraz detaya giriyorum ama gene de bilin. Dört numaralı sözcük zamirdir dedim. Kardeşlerim. İyelik eki alan her sözcük aynı zamanda iyelik zamiridir. Zamirdir de geç. Zamirlerde anlatacağım detaylı. Şimdi Aker hocam ben anladım. Eyvallah. 10 numara 5 yıldız ama şimdi ya bir örnek daha yapalım da tam otursun kafamda İyeli kekin ölseme çok zor soruyor bir hocam bak şimdi bir tane aşk kelimesini aldım bak yazıyorum aşk, aşk 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 oğlum hiç bu kadar aşkı yazmamıştım Allah benim belamı verdi bak benim aşkım birinci tekil şahıs iyeli keki senin aşkın İkinci tekil şahıs iyilik eki, onun aşkı üçüncü tekil şahıs iyilik eki, bizim aşkımız birinci çoğul şahıs iyilik eki, sizin aşkınız ikinci çoğul şahıs iyilik eki, onların aşkları üçüncü çoğul şahıs iyilik eki, yani iyilik ekleri şahıslara göre değişir. O zaman iyelik eki ile şahıs ekinin farkını anladım. Biri fiile, biri isme gelir. Sorarsa ne eki diye. Eğer bize seçenek halinde sorarsa, iyelik eki var mı? Şahısa dikkat. Şöyle göstereyim. İyelik eki alan sözcüğünde benim, senin, onun yoksa tamlayanı düşmüş. isim tamlaması. Aynı zamanda zamir. Mesela. Bayramım. Birinci eki şahıs iyelik eki vardır. Var mı? var. Yanında dedim ki tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Benim bayramım dedim mi? Hayır. Sadece bayramım dedim. Benim söz yoksa tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Peki aynı zamanda zamir mi? Zamir. Bitti. Bak şöyle bir şey verelim. <laughs> Kanka sen dedim burada çekebilirsin. <laughs> Şimdi bak. Ne diyor adam? <laughs> Abi sevgililere bayılıyorum ya. Efsaneler var ya. Birbirlerine lakap takıyorlar ya. Şimdi bak diyor ki. Aşkım, ömrüm, kurt bakışlım. Aşkım, ömrüm, kurt bakışlım derken. Benim ömrüm, benim kurt bakışlım. Dolayısıyla burada iyilik eki var. Peki benim ömrüm diyor mu? Hayır. Sadece ömrüm diyor. O zaman yanında benim sözcü yoksa tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Ve aynı zamanda zamirdir. Yani aşkım, bebeğim, bir tanem derken iyilik eki kullanıyorsunuz. Yanında benim söz yoksa tamlayan düşmüş isim tamlaması kullanıyorsunuz ve aynı zamanda zamir diyorsunuz. Fıçık fıçık fıçık. Bitti. Dön. Peki gelelim şimdi şuraya. Hocam iyilik ekini öğrendik. Eyvallah attık kenara bir. Şimdi gelelim ikinci ekimize. İkinci ekimizde ne var kardeşlerim? Çoğul ekleri. Bak şimdi Çoğul ekleri bizde Türkçe'de nedir biliyor musunuz kardeşlerim benim? Ler lar. Ler lar ekidir. Ve sadece bak yazıyorum yanına yazıyorum sadece çekim eki vardır demeye yarar. Bu kadar. 2015 yılında bak yazayım hemen yanına gör. 2015 yılının D seçeneğinde Adam şöyle yazdı bak Meydan da Seçenekte şu bak kelime buydu 4 numara seçenekte şuydu Kardeşlerim benim 4 numaralı sözcükte Çekim Eki vardır Peki lerler var mı? Var. Çekim eki var mı? Var. Hatta bunu çoğul Eki vardır diye de sorabilir kardeşlerim. Başka bir şey yok. Lerda'nın gelebileceği tek yer bu. Ama biz şimdi soru bankaları için malumunuz detaylandıracağız. Dedim ki, dedim ki seni dünyalar kadar seviyorum. Şuraya geldim. Bu topraklar, bu topraklar nice fatihler gördü. Aker beyler buradaymış. Akerler akşam bize gelecek. İyi dinle şimdi. Adam şöyle sorabilir soru bankalarında ler'ler eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katar. Al. Seni dünyalar kadar seviyorum derken yine lerler çoğul ekilir ama ne anlamı katar? Abartma. Bu topraklar nice fatihler gördü derken buradaki fatih gibiler yani benzetme anlamı katar. Aker beyler buradaymış derken buradaki saygınlık anlamı katar. Akerler akşam bize gelecek derken buradakilerler de annemgil yani aile anlamı katar. Aker hoca ve familyası. Dolayısıyla iyilik ekini öğrendim, çoğul ekini öğrendim. Şimdi gelelim bizim üçüncü ekimiz. Şöyle tahtamı temizliyorum hemen. Şöyle unutmayın tane tane yavaş yavaş anlayanlığa anlayan. notlarınızı düzgün tutarsanız Allah'ın izniyle çok da güzel sonuçlar alacağız beraber. Şimdi geldik şuraya. Üçüncü ekimiz kardeşlerim hemen yazıyorum. Vasıta eki. Şimdi vasıta eki şu. Vasıta eki Türkçe'de iledir kardeşlerim. İle. İle edat bağlaç oluyor. O ayrı mesele. Buradaki ile şu. Mesela buraya ne ile geldin diyorum ben. Adam yazıyor. Arabayla geldim. Trenle geldim. Şimdi baktığın zaman burada trenle derken ya da arabayla derken buradaki ile ne ekidir? Araç anlamı katarsa o zaman biz ileye ne diyoruz Türkçe'de? Vasıta eki diyoruz. Geliyorum dördüncü ekim. Dördüncü ekimde ne var? Eşitlik eki. Eşitlik eki. Eşitlik eki de ne biliyor musun Türkçe'de? C-Ca ya da Çeça sertleşmeye bağlı olarak. Tamam mı? Mesela bence, sence, yaşça ya da boyca. C, C eşitlik ekidir. Tabi cümleye farklı anlamlar katabilir. Sadece eşitlik ekini sorduğunda C, -ca ya da Ç, Ç'yi bulmanız yeterli. Bence, sence derken Öznellik anlamı katar. Bana göre, sana göre. Yaşça ya da boyca derken eşitlik ya da karşılaşma anlamı katabilir. Anlamlar değilse de CCA'yı gördüğünüzde eşitlik eki vardır diyeceksiniz. Geliyorum 5. ekime. 5. ekte yazıyorum tamlama ekleri. Şimdi tamlama ekleri ne biliyor musun? Bak çok basit bir örnek vereceğim mesela. Geldim dedim ki Aker'in küpesi. Şimdi Aker'in küpesi derken bu bir isim tamlaması doğru mu? Buradaki bak yazıyorum ın, in, un, ün eklerinden biri varsa ben bu eklere ne diyorum? Tamlayan diğer adıyla ilgi eki adını veriyorum. Eğer ı, i isimleri varsa ben buna ne diyorum? Tamlanan eki adını veriyorum. I, i, u, ve ü olarak. Tamam mıyız kardeşlerim benim? Şimdi hemen çantam alabilir miyim? Bunlar bu şekilde. Ver 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 iki dakika. Hiç böyle. <laughs> bir saniye. Aldım. Hocam çay. Teşekkür ederim. Şu an kayıttayız. Çok sağ ol. <laughs> ne demek hocam? Teşekkür ediyorum. Bayramcığım şöyle. Bayramcığım şöyle. Şimdi Kardeşler, <laughs> malum çekim arasında hani acıkıyoruz yemekler söylüyoruz. Bazı videolarda denk ediyorsunuz kusura bakmayın. Şimdi gelelim şuraya. Malum biz de video çekiyoruz sabahtan beri hala acıkıyoruz. Özür diliyorum sizlerden. Şimdi burayı bir toparlayalım. Şimdi bir, isme gelen çekim eklerini işledik. Bir, iyilik eklerini işledik. İyilik eklerini bir daha hatırlayalım. Kazağım dediğim zaman benim kazağım. iyilik eki var. Birinci tekil şahıs iyilik eki. E, benim kazağım demedim. Ne dedim sadece? Kazağım kazağım dersem yanında benim sözcü yoksa tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Benim kazağım dersem sıkıntı yok. Zaten o isim tamlaması direkt. Ama kazağım dedim benim demedim o zaman tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Sonra sonra kazağım dediğim zaman iyeli keki varsa iyeli keki olan sözcük aynı zamanda zamirdir. Bu da tamam. Sonra çoğul ekleri. Lerler ekidir. Çekim eki veya çoğul eki vardır demeye yarar ve cümleye başka anlamlar katabilir. 3 ile araç anlamı kattığı zaman vasıta ekidir. 4 ceca farklı anlamlar katsa da eşitlik ekidir. 5 tamlayan ve tamlanan eki. Tamlayan ekin diğer adı ilgi ek. Bir de hal ekimiz kaldı. Şimdi hal ekine geçme. Bekle. Şimdi kardeşlerim. 6 tane ekimiz vardı. 5'ini tanıdık. Aker hocam bu kadar mı? Aynen böyle bu kadar. Peki dur. Dur 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 dur. Şimdi şimdi hocam siz bunları bize anlattınız. Eyvallah. Allah razı olsun. Da hocam canım hocam, güzel hocam. Şimdi baktığınız zaman baktığınız zaman ÖSYM bize neler soruyor? Neler sormuyor? Hocam bize bir de bunları söyler misiniz? Arkadaşlarım ÖSYM ÖSYM. Bu 5 tane eki karma soruyor. Bak. Bu anlattığım 5 tane eki karma soruyor. Bu 5 tane eki sorarken sorarken hal eki 6. ekimiz olan hal durum eklerini bu sorulara dahil etmiyor. Hal durum ekini sorduğundaysa bak hal ekini sorduğundaysa bu 5 tane eki sormayıp hal ekini direkt kendi soruyor. Bekle şimdi. Ee, Telefonu alabilir miyim kardeşim? Şimdi çıkmış soruları okuyacağım buradan. Sizler de kardeşlerim ders notundan takip edebilirsiniz. Ders notunda çıkmış sorular var biliyorsunuz. Şimdi öncelikle bana bir dakika verin. Şimdi ben sizlere hemen 2015 yılında gelen soruyu okuyacağım. Ders notunun ünite sonunda var. Sözcükle yapıyı açın. Ünite sonunda hemen oradan... Çıkmış soru birinci soru zaten orada. Şimdi soru bir. Soru bir. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Güzelliklere derken bak şöyle de yazayım seçeneklerimi bak. Yazıyorum. Bir numaralı kelime de şu var. Güzelliklere. 2015 Nisan sorusu. Güzelliklere sözcüğünde hem yapım hem çekim eki vardır demiş. Var mı? Var. Güzelden güzellik olurken kelimeyi değiştiren eki yapım eki diyoruz. İşleyeceğiz daha işlemedik. Lerlarda çekim eki mi? Evet o zaman A şıkkı doğru. B seçeneği açarak sözcüğünü vermiş. Açarak sözcüğü için demiş ki zarf fiileki vardır. Şimdi açmak sözcüğün kökü. Arak, erek, zarf fiileki mi? Evet işlemedik fiilimsi videolarını değişeceğiz ama önceki lisedeki bilgilerinizi sorgulayınız. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş, sıfat fiileki. Ma, ış, mak, isim fiileki. Bu da doğru. C seçeneği kardeşlerim demiş ki yıllanan sözcüğünün kökü yıllanan sözcüğünün kökü isim köküdür demiş. E yıllanan derken buradaki yıl yılmak değil ki yıllanmak. E buradaki yıl sene isim köküdür. Doğru. D seçeneğinde ise meydanlarda demiş. Meydanlarda derken kardeşim benim demiş ki D seçeneğinde meydanlarda sözcüğünde çoğul eki vardır. Var mı? Var. Cevabımız Edirne. E şıkkında demiş ki oluşan sözcüğündeki ş şey eki işteştir demiş. Yanlış. Bir sözcüğün işteş olabilmesi için çatıda işleyeceğiz. ya da birliktelik anlamı barındırır. Bunu bilmeseniz bile şu an işlediğimiz bak çoğu eki böyle gelmiş. İsim kökü böyle gelmiş. Hem yapım hem çekim eki var demiş böyle gelmiş. Yani işlediğim yerler karşınıza bu kadar basit gelmiş. 2016 yılı 2016 yılında hemen gelen soruyu okuyacağım sizlere kardeşler. 2016'da eklerden iki tane gelmiş. Şu ana kadar anlattım beş ekten. Birinci soru şu. İyi dinleyin, çok basit bir soru sormuşlar. Ben bu kadar basit geleceğine tahmin etmiyordum. Demiş ki bak. Ee, Halekim daha İşe oraya anlatacağım. Birincisi. Adam yanlış bak hareketlerini ikincisi vücudunun üçüncüsü siyahlatıyor siyahlatıyor şuraya geldi açılıyor şuraya geldi kurbağalama kurbağalama şimdi bekle çıkmış soruları gene değerlendireceğim ben sadece şu an anlattığım yerleri söylüyorum şimdi demiş ki adam Vücudunun sözcüğünde tamlayan eki vardır demiş. Var mı? Var. E ben az önce tamlayan ekini öğrendim. Hareketlerin sözcüğünde birden fazla çekim eki var demiş. Şimdi hareket sözcüğün kökü. Doğru mu? Lerler, çoğul eki. E buradaki iyiler. Sonradan gelen iyiler. Kelime, hareket kelimesini değiştirdi mi? Değiştirmeli. Kelimeyi değiştirmeyen her ek bizim için çekim ekidir. Bak bu kadar basit. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Mesela açılıyor sözcüğü için demiş ki hem yapım hem çekim eki vardır. E, açmaktan açılmak kelime değişti yapım eki. E yor neydi fiile gelen yor eki? Zaman eki. Bak az önce bahsettiğimiz şeyler. Bu kadar basit geliyor. Anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Şimdi 2019'da diğer ekler de var onları da göstereceğim. Ben sadece şu an ne yaptım biliyor musunuz? Ben şu anda bu 5 tane eki ÖSM bize nasıl soruyor onu göstermeye çalıştım. Dolayısıyla yani bu kadar basit geliyor. Soru bankaları gibi yok efendim ee işte küçültme eki hangisinde farklı bir görevde şöyle. Hayır abi adam ne diyor? Tamlayan eki vardır. Adam ne diyor? Hem yapım hem çekim eki vardır. Adam ne diyor? Çoğul eki vardır. Yani adam bize sadece ekleri biliyor musun diye soruyor. O yüzden bilseniz yeterli onu anlatmaya çalışıyorum. Çıkmış soruları üstün körü bahsettim bu arada. Sadece hani şunu bilin diye. Yani bizim işlediğimiz bu kadar basit geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir sonraki videoda hal eklerini anlatacağım. Fiil çekim eklerini anlatacağım. Yapım eklerini anlatacağım. Ve dördüncü videoda sözün özü videosunda yani ee, bu üçünü anlatacağım. Sonraki videoda da sözün özü. Yani işlediklerimiz ÖSYM tarafından nasıl soruluyor? beraber bakacağız. 2015'ten 2022'ye kadar beraber bakacak çıkmış sorulara. Rahat ol. Ben anlatıyorum. Bir yandan sen ders notundan ben de buradan sana adamın nasıl sorduğunu göstermeye çalışıyorum. Gayet basit sorduğunu anlatmaya çalışıyorum. Gözünü seveyim. Kendini zorlama. Soru bankalarının derin sorularında boğulma. Anda bu kadar işte. O zaman bir sonraki videoya gel. Eklere devam.